Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gününüzü hayırlı eylesin. Cenab-ı Hak ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Rabbim Kur'an ve sünnetin yolundan gidenlerden eylesin inşallah. Güzelmiş. Yüz, kaş, göze göre karakter analizi yapıyorlar. Bundan öğrenme ve bilgilenme, ilgilenmede bir sakınca var mıdır? İbrahim Hakkı Hazretleri de kitabında bahsediyormuş. Bunlar gerçek midir? Mesleğimle ilişkili olduğu için öğrenmeyi düşünüyorum. Er ve çizgilerine göre de yapıyorlar. Aynı mıdır? İbrahim Hakkı Hazretlerinin marifetnamesinde böyle bir marifetnamenin sonunda vardır. Ama enteresan fütühatta da vardır. Arabi'nin fütühatında da bir bapta normalde insanların yüz, fizik ve yüzlerini ve fizikiyle de alakalı kişilik analiz eder Arabi. Bu böyle zaman içerisinde ehli tasavvuf bilhassa bunlarla ilgilenmiş. Bunlar caiz. Bunda bir sıkıntı yok, bir problem yok. Bunlarla normalde insanlar ilgilenebilirler. Bunlar böyle haram olan şeyler değil. Birkaç soru böyle 5-10 dakika şuradan inşallah bakalım. Ondan sonra asıl konuya geçelim. 22 yaşındayım. Yaklaşık 1,5 aydır namaz kılıyorum. Sünnet namazları yerine aynı vaktin kazasını mı kılmalıyım? Ergenlik çağımdan bu zamana kadarki farz namazlarım tam olmayınca sünnetlerin kabul olmayacağını duydum. Ne yapmalıyım? Şafii, Maliki, Hanbeli uleması böyle demişler. Bir kimsenin farz kaza namaz borcu varsa, farz borcu varsa o kimsenin nafileleri kabul edilmez demiş. Şafii'nin bu noktada çok böyle kesin sert duruşu var. Hanefiler böyle düşünmemişler ama Hanefiler de demişler ki o kimsenin hızla kazalarını ödemesi gerekir demişler. Pir efendilerden Abdülkadir Geylani Hazretleri Günyeldü talibinde malum o Geylani Hazretleri sonradan Maliki mezhebine geçmiştir. Önce Hanefidir ama bakar ki Maliki mezhebi zayıflamaya başladı. Dervişleriyle beraber Maliki mezhebine geçer. Ve Abdülkadir Geylani Hazretleri de Maliki mezhebine geçtikten sonra veyahut da önceki duruşu, onu tam net olarak zamanlamasını bir şey diyemeyeceğim. Ama ve lakin Geylani Hazretleri de der ki bir kimsenin farz borcu var ise nafilelerle oyalanmasın der. Aynı şekilde Ahmet Arifa Hazretleri'nin de böyle bir sözü vardır. Aynı bu noktada bu manaya yakın Hanefi ulemasıdır, fıkıhçısıdır. Aynı zamanda Hazreti Mevlana o da normalde bir kimsenin farz kaza borcu var ise nafilelerle iştigal etmesini hoş görmezler. Yani bir kimsenin borcu var, borcun olan kimseye sen hediye götürüyorsun. Önce borcunu öde derler. Bu manada bir kimsenin normalde kaza borcu var ise o kimse nafile kılacağı vakitleri en son kazaya kalmış namazlar olarak iade edebilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri farz namazlardan önce veya sonra veya farz namazlardan önce veya sonra. Yani farz namazlarından önce ve sonra. Bu ne? Öğlen namazı. Yatsı namazı.
farz namazlarından önce sabah namazı, farz namazından sonra akşam namazı. Bu namaz, bu farz namazlarından önce sonra veya farz namazlarından bazısında önde, bazısında sonda namaz kılardı. Burada nafile namaz kılmak, artı namaz kılmak sünnet. Bakın artı namaz kılmak sünnet. O yüzden ama halk dilinde, taklit dilinde öğlenin ilk sünneti, öğlenin son sünneti olarak isimlendirilmiş. Biz taklit ediyoruz. Taklit ederken biz onu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini taklit ederken onu taklit ettiğimiz şey sünneti olmuş oluyor. Orada namaz kılmak sünnet. Buradan hareket ederekten bir kimse öğlenin ilk sünneti yerine öğlenin örneğin işte en son kılamadığı öğlenin farz kazasını, öğlenin son sünneti yerine en son kılamadığı sabah namazının farz kazasını, ikindinin sünneti yerine en son kılamadığı ikindi namazının farz kazasını, akşamın son sünneti yerine en son kılamadığı akşam namazının farz kazasını, yatsının ilk sünneti yerine en son kılamadığı yatsının farz kazasına, yatsının son sünneti yerine de en son kılamadığı vacip olarak, İmam-ı Azam vacip demiş çünkü, İmam Muhammed, İmam Yusuf nafile demiş vitir namazını ama biz İmam-ı Azam'ın iştahına uyarız. Türkiye, Anadolu Müslümanlar olarak o yüzden bizde vitir namazı vaciptir ama o son sünnet yerine yatsının kılamadığı vitir namazının sünnetini kılabilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri sabah namazının sünnetini hiç kaçırmamıştır. Hiç bırakmamıştır. Sabah namazının sünnetiyle alakalı mütevatir hadisler vardır. Yani böyle mütevatir derken herkes tarafından nakledilen hadisler vardır. Sürüne sürüne de olsa sabah namazının sünnetine gidiniz. Sabah namazının farzından önce iki rekat namaz kılmaklığım dünyada ve dünya ve dünyanın içindekilerden daha sevimlidir. O yüzden sabah namazının sünnetinin yerine herhangi bir kaza namazı kılmamaya, başka bir namaz kılmamaya dikkat edin. Bu noktada sabah namazının sünnetini sabah namazının vakti geçse dahi kılmaya gayret edin. Çünkü biz sefer gününde sabah namazına kalkamadılar, uyanamadılar. Uyanamayınca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hızla coğrafik olarak o bölgeyi terk etti ve bütün sahabelere de terk ettirdi. Ve ondan sonra bir müddet yürüdükten sonra dedi ki sabah namazının sünnetini kılmaya devam edenler sünneti tekrar kılsınlar. Dikkat edin. Burada sabah namazının sünnetini bıraktırmadı. Ve namazı da kazaya diye niyet etmediği çıkıyor burada. Kazaya diye niyet etse sabah namazının sünnetini kılmayacak. Vakit geçmesine rağmen sabah namazının sünnetini kıldı. Ardından da sabah namazının farzını kıldı. O yüzden buradan hareket ederekten hepimizin eksiklikleri, noksanlıkları vardır. Ama sabah namazını kaçırmaya alışkanlık haline getirmeyelim. Ama ve lakin ola ki kaçırdık. Yorgunluktandı, iş güç sahibiydi. Yok internete takıldın, yok Facebook'a takıldın, yok Twitter'a takıldın. Yok işte sörf ettin internette, uykudan normalde fedakarlık ettin. Sonra sabah namazına yakın uyku bastırdı, uyudun. Bir işin bu tarafı var. Veyahut da işte bir sahabenin gece çalışması gibi. Allah alem fırıncıydı herhalde. Ondan sonra diyor ki bizim işimiz gece. Ben o yüzden diyor çok geç yatıyorum. Çok geç yattığımda sabah namazına da kalkamıyorum. Hanımı şikayet ediyor. Ben diyor bu adamdan boşanmak istiyorum. Bu adamdan boşanmak istiyorum deyince çağır diyor beyni. Çağırıyorlar beyni.
Kadına soruyor, niçin boşanmak istiyorsun? Diyor ki, bu iki de bir de benimle cinsel ilişkiye giriyor. Gündüzleri beni oruç tutturmuyor. İki, bu diyor sabah namazlarına kalkmıyor. Bakın sabah namazını kılmayana boşanma sebebi. Sahabedeki şuura bak. Nafile oruç tutamıyor diye adamdan boşanacak. Şuura bakın. Bir mesele daha var şimdi hatırıma gelmedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri dönüyor sahabi. Hani senin diyeceğin bir şey var mı? Ya Resulallah diyor, ben sabah namazlarına kalkamıyorum. Ben diyor gece çalışanım. Yoruluyorum diyor. Yorulunca diyor, ben diyor sabah namazı vaktinde uyuyakalıyorum. Kalktığında kıl diyor. Kalktığında kılıyorum ya Resulallah diyor. Uyandığında kılıyor yani. İkinci mesele, ben gece çalıştığımdan diyor, ben gündüz evdeyim. Genç adamım ben ya Resulallah diyor. Hani kadınla yatmak istiyorum. Ondan sonra o da oruç tutmak istiyor ya. Diyor ki kocana tabi ol bu konuda. Kocan haklı. Ey kadınlar, eşleriniz size talep ettiğinde onlara cevap veriniz. Bir daha mesele var ama hatırıma gelmedi. Bu manada sabah namazını normalde bir kimse işte kalktığında diyelim ki kaçırdı ya muhakkak sünnetini kılaraktan iade etsin. İbrahim el-Hazimi'nin 7 hadis imamının ittifak ettikleri adlı kitapta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl namaz kıldığını hadislerle anlatıyor. Ellerini rükudan önce ve sonra omuz hizasına kaldırırdı diyor. Neden biz kulaklara değdiriyoruz? Neden kadın ve erkek ayrı? Normalde bu konuyla alakalı çok hadis-i şerifler var. Ama ve lakin İmam-ı Azam Hazretleri İçtihat böyle bir şey. İmam-ı Azam Hazretleri bunu normalde işte rüküye giderken ve rükudan kalktığımızda elleri normalde omuz hizasına kadar tekbir getirerekten normalde elleri kaldırmayı fıkıh kaidesi, usulüne kendisi almamış. Biz kulaklarımıza götürüyoruz. Bununla da alakalı hadis-i şerifler var. Hanımlarla da alakalı göğüs hizasında ellerini kaldırdıklarına dair İmam-ı Azam Hazretleri bu hadisleri kendisine ölçü edinmiş. Ama Malikiler, Şafiler, Hanbeliler böyle normalde namazları kılarlarken, rüküye giderken ve rükudan kalktıklarında ellerini omuz hizasına getirip Allahu Ekber dediklerinde omuz hizasına getirirler. O da sünnettir. Alışveriş merkezlerinde çekilişle araba vesaire veriyorlar. Örneğin 50 TL alışveriş yapanlar katılabiliyor. Bu tarz şeyler uygun mudur? Bunda dinen bir sıkıntı sakınca yok. Bir kimse örneğin buraya derse gelenlerin içerisinden bir tanesine bir tatlı hediye edilebilir çekilişte. Bunda bir sıkıntı yok. Ama alışveriş merkezlerine gitmek ne kadar... Yani kendimizi oralara alıştırmayalım. Kendimizi oralardan uzak tutmaya gayret edelim. Kendimizi ikide bir de oraların içerisinde dolaşmaktan men edelim. İhtiyacımız varsa... Mümkün ise bu kapital, bu benim kendi şahsi duruşum. Kapitalist sisteme karşı duruşumuzu bellidir. Olabildiğince kaçalım. Yapabildiğimizce uzak duralım. Yapabildiğimizce. Şimdi insanlar bütün günlerini orada geçiriyorlar. Yani bir bayan söylemişti kız kardeşi ve eşinin hayatını. Onlar dedi pazar gün bir giderler dedi bir alışveriş merkezine, gece gelirler oradan dedi. Ne yapıyorlar dedim ben orada, ben hayret etmişim böyle, hayretle sordum. Ne yapıyorlar orada? Kahvaltıyı orada yapıyorlar dedi, sinemaya gidiyorlar dedi, alışveriş yapacaklarsa yapıyorlar dedi. Haftalık işte alacak olduklarını eşyalar alıyorlar dedi, gece 11-12'de evlerine geliyorlar dedi. 12 saatini orada geçiriyor. Ben böyle hayretle kalmıştım. Yani 12 saat bir kimse örneğin işte Carrefour'da ne yapar?
Atıyorum Korunpark'ta ne yapar? 12 saat. 10 saat. Allah muhafaza eylesin. Bunlar İslami noktada çok böyle önemsiz atfedilen şeyler değil. Allah bizi affetsin. Bir de şimdi bir ara şey çıktıydı ya, hani oralara da mescit yapılsın diye. Yani orada da bir mescit olacak. Orasını biz hemen mescidi koyunca İslamlaştıracağız orayı. Yani bir cami, bir mescit olunca İslamlaşmış olacak. Vicdanen de rahat edeceğiz. Yani işte Carrefour'sa açılacağı zaman kocaman pankart astı oraya yazmış. Arkadaşlar fotoğrafını çekip getirmişlerdi bana. İmam Hatip mezunları müracaat etmesin diye çalışmak için. Bu ülkenin %70-80'i muhafazakar. Yani bunu ben oy potansiyeli olarak alıyorum. %50 örneğin işte ne o? AKP'nin oyu varsa %15 de MHP'nin oyu var. Ne etti? 65. Kürtlerin de koy 15'ini de 70-80. %80 var. Biz böyle hani kendimizce pozitif bunlar %80 işte hani dini hassasiyetleri olduğunu düşündüğümüz. Düşünebiliyor musunuz? Bu %80 bir şey istese bu ülkede istediğini yerine getirmesi lazım. Bu ülkenin gerçek sahibi bunlar. Ama bizi bir yerde toplamıyorlar. %80'i bıraktım. %30'u 40'ı bir yerde toplansa istediğini yaptırır. İstediğini yaptırır. Toplanamayız ki. Denizin üzerinde köpük gibiyiz. Biz Kur'an ve sünnette toplanamayız. O şuur yok, o bilinç yok. O özveri yok. Nefsimizi bu noktada durduramıyoruz. Yani küçücük işte dergahın içerisinde de bir mahalle var. Oradaki çavuşu Zakir'i tiftikleyeceğiz diye uğraşıyoruz biz. Bizim böyle bir kanımıza işlemiş bizim. Herhangi bir yer hiç önemli değil. Kadın erkek. Oraya bir tane bir görevli tayin ediliyor. Herkes şikayetçi ondan. Dinliyorsun. Ne yapıyor? Heva heves. Anlatıyor. Ama bu bizim ta Orta Asya'dan gelen geleneğimiz bizim. Kırıkız biz biraz. Yani düşünebiliyor musunuz? Orta Asya'dan itibaren bir Hakan ölüyor. 4 oğlan var. 4 oğlan birbiriyle savaşıyor. Ayakta kalana herkes tabi oluyor. 10 yıl, 15 yıl bu savaşlar sürüyor. Biz böyle savaşmadan, mücadele etmeden olmuyor bizde. Ya biz dışarı karşı devamlı savaş halinde olacağız. Yapamıyoruz biz çünkü. Küçücük bir toplulukta ne muhabbetler çıkıyor. Bu muhafazakar kesimde daha fazla. Geçen pazar gün İzmir'de bir bayan öyle dedi bana. Asıl şeytan dinin içinde dedi. Hani biz Arabi'de şeytanı işlerken dedim şeytan Husisi, Sufiler için dedim gönderilmiş.
Şeytanın azılısı sufilerden. Neden? Çünkü sufilerin yol gitmesini, Allah'ı sevmesini istemiyor şeytan. Asıl o kandırıyor sufileri. Başka bir şey değil. O yüzden millet, biz bir noktada toplanmakta zorluk çekiyoruz. Nefsimiz bizi bu noktada bırakmıyor. Allah muhafaza eylesin inşallah. Kalana devam edeceğiz inşallah. Beşinci ders. Allah'ı her hal üzerinde anmak. Cenab-ı Hakk'ı her noktada, her dairede, her hal üzerinde zikretmek. Allah kendisinin her halde zikredilmesini istiyor. Beni zikredin diye emrederken bu noktada direkt onun isimlerini saymakta, sıfatlarının tecelliyatını tefekkür etmekte bir ritüele, bir şeye bağlı bırakmıyor. Ayet-i kerimede onlar ayakta, oturarak ve yanlarına yatmış halde Allah'ı zikrederler ve göklerin yerini, nesnelerini düşünürler. Ali İmran 191. Ayaktayken, oturarak ve yanlarına yatarak da. Bunu bir kısım ulema namaza bağlamış. Bu demiş her halükarda namazı terk etmemekle alakalı. Ama bu konuyla alakalı Hazreti Ayşe annemiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri her halinde Allah'ı zikrederdi diyor. Her halinde. O zaman burada her halinden Allah'ı zikrederdi deyince tabi bir ayet-i kerime daha var. Namaza bağlı kalmaksızın. Siz diyor namazı kıldığı bitirdiğiniz zaman ayakta oturarak ve yanlarınız üzerine uzanarak Allah'ı zikredin. Nisa 103. Biz bu ayet-i kerimeden de anlıyoruz ki namazdan sonra ayakta oturarak yanlarının üzerine Allah'ı zikretmek emredilmiş. Emir. Allah'ı zikretmek, her hal üzerinde Allah'ı zikretmek farz. Cünüptün, değildin. Abdestliydin, değildin. Gusül abdesti lazımdı, değildin. Yolda yürüyordun, oturuyordun, yatıyordun, ayaktaydın, duruyordun. Bir iş yapıyordun, bir şeyle iştigal ediyordun. Bu Allah'ı zikirden asla seni alıkoymayacak. Sen hangi hal üzerine olursan ol fiiliyat olarak ve hangi şekilde olursan ol cisim olarak, hangi noktada durursan dur akıl olarak, maneviyat olarak, her daim Allah'ı zikretmekle iştigal edeceksin. Senin bakışın zikir olacak. Oturuşun zikir olacak. Yürüyüşün zikir olacak. Ticaretin zikir olacak. Eşinle olan muamelemen zikir olacak. Çocuklarınla olan diyaloğun muamelen zikir olacak. Arkadaşlarınla olan sohbetin zikir olacak. Senin etrafla olan ilgin, alakan zikir olacak. Ağaca baksan, bakacaksın, tefekkür edeceksin, zikir olacak. Çiçeğe bakacaksın, tefekkür edeceksin, zikir olacak. Sen kediye bakacaksın, köpeğe bakacaksın, kuşa bakacaksın, mahlukata bakacaksın, varlığa bakacaksın ve varlığın her zerresinde Allah'ın sıfatlarının tecelliyatını tefekkür edeceksin, zikir olacak. Hiçbir hal üzerinde durmayacaksın ki o zikrullah'tan uzak olasın. Buna ehli sufi bir tek tuvalette kasıtlı bir şekilde bir kimse Allah'ı zikredemez. Ama ve lakin kalbinde Allah'ın zikri tecelli edenler. Kalbinde zikrullah'tan oluşan bir veled-i zikir olan, kalbinde zikrullah'tan oluşan bir nur olan, kalbinde zikrullah'tan oluşan bir ses, bir nefes olan kimse
bundan sorumlu değil. Çünkü o kimsenin kalbine zikrullah tecelli ettiyse, o kimsenin kalbi normalde aklı da kendi içerisine alır. Aklı da kendi emrine alaraktan aklına senin üzerinde hakimiyet kurar. Ve akıl bu manada her daim Allah'ın zikriyle hemhal olur. Çünkü bu manada gönül aklı hakimiyet altına alır. Akıl ya kalbin hakimiyetindedir, zikrullah ile hemhal olur, ya da nefsin hakimiyetindedir, o zaman zikrullah'tan beri olur, kesilir. Ya şeytan galiptir aklın üstünde, ya da tabiri caizse Cebrail aleyhisselam galiptir kalbin üstünde. Bunda tercih senin elindedir. Ya aklını şeytana kiralarsın, şeytana bırakırsın, gaflete düşer, hevai heves bataklığında debelenir durursun, ya da aklını Cebrail'e teslim eder, ilham üzerine ilham, halden hale, hayretten hayrete geçersin. Burada bunun yolu, şeytana teslim etmenin yolu, aklını heva ve hevese yönlendirmen, gaflete yönlendirmen, günaha yönlendirmen, bu noktada nefsin arzu ve isteklerine yönlendirmenle aklını şeytana teslim edersin. Ya da aklını kendince zikrullah'a, namaza, kendince Allah'ın sıfatlarının tecelliyatına, kendince ibadete, güzel ahlaka, İslam'a yönlendirilirsin ki Cebrail aleyhisselama yönlendirmektir bu. Bu ilahi bir şekilde habire işte o misal aleminden sana gelecek olan hayreti, misal aleminden sana gelecek olan ilhamı, misal aleminden sana gelecek olan lütfu, ikramı, ihsanı her daim mazhar olmak, ona hazır olmaktır bu. Çünkü kalbine bir ilham gelecekse, kalbine bir hayret gelecekse, kalbine bir haşret gelecekse, kalbine bir ümit gelecekse, kalbinde Allah'ın sıfatlarının tecelliyatının damlası dahi gelecekse, bu Cebrail aleyhisselamın üzerinden tecelli edecektir. O yüzden kalbini bu ilahi tecelliyata hazır etmenin yolu, her daim Allah'ı zikirle iştigal etmek. Her anının zikrullah olmasıdır. O yüzden Hazreti Allah Celle Celaluhu kullarını bu manada isteyince diyor ki sizler her hal üzerinde Allah'ı zikredin. Sakın ha namazı kıldıktan sonra gaflete düşmeyin. Namazı kıldıktan sonra biz ibadetimizi yaptık, bizim vazifemiz yerine geldi demeyin. Allah'ın salih kulları, Allah'ın aşık kulları, Allah'a vuslat için her an gözü ötelerde olanlar, her an Allah'a yakınlaşma iddiasında bulunanlar, onlar her daim namazlarını kıldıktan sonra da Allah'ı zikirle iştigal edecekler. Namazlarının ardından 33 sefer Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber demenin ayet-i kerime ile ispatı. Namazdan sonra tevhid çekmenin, namazdan sonra zikrullah yapmanın ayet-i kerime ile tesbiti. Namazdan sonra Allah'ı zikretmek farzdır. Çünkü ayetle sabittir. Siz namazdan sonra zikrullahı terk ederseniz bir farzı terk etmiş olursunuz. Aynı zamanda sünnet-i Resulullah'ı da terk etmiş olursunuz. Bir kimse sünnet-i Resulullah'ı terk ederse o kimse günah-ı kebairlerle baş başa kalır. Bir kimse farzları terk etmekte gevşeklik davranırsa küfürle baş başa kalır. Delaletle baş başa kalır. Şeytanla baş başa kalır. O yüzden Kur'an ve sünnete tabi olma. Kur'an ve sünnetin getirdiklerini üzerinde tesis etme.
Allah'ın kullarının üzerinde istediklerini kulların tesis etmesi ancak Kur'an ve sünnete uymakla mümkün olur. Hazreti Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki Nisa ayet 103. Siz namazlarınızı kıldıktan hemen sonra ayaktayken otururken yanlarınızın üzerine zikretmeye devam edin. Allah'ı zikredin. Bir ayet-i kerime daha önce onlar ayaktayken, yürürken, yanlarının üzerine yatarken Allah'ı zikrederler. Zikrederler ayet-i kerimesinin namazla alakalı olmadığını gösteren Nisa ayet 103. O zaman biz her daim Allah'ı zikredenlerden olacağız. Ve yaptığımız ayakta zikir İşte bu ayet-i kerimenin tecelliyatıdır. Yaptığımız oturaraktan zikrullah bu ayet-i kerimenin tecelliyatıdır. Şimdi kalabalık olduğundan biz tevhidde bir de genç arkadaşlar, yeni gelen kardeşlerin dizleri pişkin değil. Tevhidde ayağa kaldırıyoruz. Benim ilk dervişlikle tanıştığımda tevhidde ayağa kalkmak yoktu. Tevhidde oturaraktan zikredilirdi. Tevhid hatta illallah'ta oturarak zikredilir, Allah esmasında ayağa kaldırılırdı. Biz Bayındır'da yeni arkadaşların hepsi de bu konuyla da alakalı bir anım. Biz normalde arkadaşların hepsinde dizleri ağrıyor, hepsi de yeni. Zikrullah'la hiç tanışmamışlar. Ben tevhidde ayağa kaldırmıştım. Tevhidde ayağa kaldırınca işte ayakta zikrullahı yaptık. Her yerde böyle boş boğazlar, her yerde böyle bir şeyi bir tarafa taşıyıp da yalakalık yapacaklar, yardakçılık yapacaklar bulunur. Her yerde vardır bunlar. Bizim arkadaşlardan birisi de gitmiş, trenin zakirine söylemiş. Bizi işte böyle muhabbet esnasında lafı yetiştirmiş, tevhidde ayağa kaldırıyor diye. Trenin zakiri de geldi o zaman için bana. Böyle biraz ben öyle algıladım, anladım herhalde. Tepeden konuşurcasına ayağa kaldırmışım, bir daha kaldırma dedi bana. Ben sustum, bir şey demedim. Cuma mübareğinde önceden cumaları Şeyh Efendi cuma mübarek sadece zakirler arar. Dervişlerin aramaları normalde yasak. Dervişler ancak zakirlerine haber verirler. Benim Şeyh Efendi ile konuşacak bir meselem var. Arayabilir miyim? Zakir Şeyh Efendi'yi arar. Efendim Adnan kardeşin bir problemi varmış, bir meselesi varmış. Bana söylemedi, size anlatması gerekiyormuş. Ne zaman arasın, arayabilir mi? Bu derdi ki arasın şu zaman, o zaman aranırdı. Edep buydu. Öyle herkes palas pandaras şeyhin yanına gidemezdi. Zakirinden izin alacak. Ben şeyhimi ziyaret etmeye gidebilir miyim? Zakir de oraya telefon açacak. Efendim filanca kardeş size ziyarete gelecek. Müsait misiniz? Gelmesinler o. Gidilmezdi. Allah razı olsun. Bizim kardeşler beni dinledi hep. Dinlemeyenler oldu. Şeyh Efendi de bana diyordu ki Mustafa Efendi ne yapayım oğlum, buraya gelmişler. Git mi diyeyim bunlara? Bunlar dinlemiyorlar diyordu. Onlarla alakalı bana söyledi. İşte ben böyle bir cuma selamlığında dedim ki efendim hakkınızı helal edin. Ben dedim zakirliği isterseniz bırakayım. Ne oldu oğlum dedi. Ben bir hata yaptım herhalde dedi. Ne oldu dedi. Ben tevhidde ayağa kaldırdım arkadaşları dedim. Kaldırmamam gerekiyormuş. Bana dedim filanca abi böyle söyledi. O yüzden ben dedim olmazsa zakirliği bırakayım. Ondan sonra ben dedim hani hatalı bir insanım. Bir de ayrıca dedim benim şeyhim sizseniz ben sizi dinleyeyim. Yok siz değilseniz dedim. Ondan sonra ben o kardeşe, o abiye tabiysem
Ben onu dinleyeyim dedim. Telefonda hiç unutmuyorum. Oğlum senin şeyhin bizik. Bir dergahta bir tane şeyh olur, iki tane olmaz. Bütün dervişler bir şeyhe bağlıdır. Dervişler zakire de bağlı değildir. Zakir orada abidir. Bana söylüyor şimdi. Sen direkt bana bağlısın oğlum. Bundan sonra otururken ayakta, havada, denizde istediğin gibi, istediğin şekilde zikir yaptırın. Bu dergahta istediğinin dersini alın. İstediğini kovan. İstediğine ders verin. İstediğinin esmasını değiştirirsin. İstediğini, istediğin gibi yapan Mustafa Efendi dedi bana. Ben kaldım telefonda. Yani ben işte yapamıyorum, eksikim. Müsaade istiyorum ben. O manada aramıştım. Velhasıl cuma bitti. Kapattık telefonu. Bizim bir dahaki perşembe, cumartesi gene ders var. Biz cumartesi derste ben yine ayağa kaldırdım. Dizleri ağrıyor o zaman. Oktay var. İşte birkaç arkadaş daha var. 5-6 kişiyiz zaten biz. Herkesin dizi ağrıyor. Ben bağışlamaları yapıyorum. Bu okunanları, bunları tam okumuyoruz arkadaşlar. Bilmiyorlar. Biz evirip çevirebildiğimiz kadar eviriyoruz, çeviriyoruz, kalkıyoruz ayağa. Zaten dedemin evinde zikrullah yapıyoruz. Böyle elektrik de yok orada. Gaz lambası var. Bir adamın gaz lambasını temizlemesi ne kadar? Onu temizliyoruz. Temizliyorum ben haftada bir gün onu da. Ben hafta ortasında filan temizlik yapamıyorum. Orada yalnız yaşıyorum ben. O böyle perşembe gününe kalınca veya cumartesi gelince kadar isleniyor zaten. Hatta bazen biz üflüyor veriyoruz onu karanlıkta. Göz gözü görmüyor biz. Kopuyor ortalıkta. O taş duvarların sallandığını söylerdi arkadaşlar. Dışarıdan birisi görmüş, evin sallandığını söylüyordu. Arkadaşlara söylemişler. Ya demişler, ne yapıyordunuz siz? Ne oldu? Arkadaşlara demişler, ya ev sallanıyordu. Öyle zikrullah yapıyoruz. Tabii cumartesi oldu, biz yine ayağa kaldırdık tabii. O arkadaş dayanamadı. Kaldırmaya yetkin var mı dedi bana. Benim imtihanım hep. Hep bir tane bir demokrasinin kılıcı oluyor benim imtihanım. Ben de baktım böyle. Şeyhine söylersin dedim, sorarsın. Sordu sonra. Tabi anında hemen tireden de arkadaş geldi. Böyle baktım. O gene bir şey olacak oldu. Ben gücü aldım. Benim şeyhim sen değilsin dedi. Baktık. Benim şeyhim Nevşehirli Abdullah Efendi. Bu dergahta ondan başka kimseyi tanımam dedi. Sen abimsin. Büyüğümsün. Ama bana emir verecek olan, çünkü ben de Bayındır'ın zakiriyim o zaman. Bana emir verecek olan dedim, bir tek şeyh efendi. Sen abimsin. Bana şeyh efendiden bir şey nakledeceksen, bir şey söyleyeceksen söyle. Baktı, ben normal değilim. Zaten ilk tanıştığımızda da benim normal olmadığımı anlamıştı zaten o. Böylece kaldı. Şimdi oturaraktan biz tevhidi oturaraktan okurduk önceden. Şeyh efendi de öyle yaptırdı. Ama ben normalde bu yetkiyi aldım ya, istediğim gibi zikrullah yaptırabilirim diye. Ben tevhide gelmeden, tevhidden önce kaldırırdım ben. Tevhidi ayakta okuturdum. Hatta Şeyh Efendi'ye de sonradan şerh ettim, açıkladım. Dedim efendim hakkınızı helal edin. Bizim arkadaşlar dedim hepsi de sonuçta dedim dervişlikten gelme değil. Babaları derviş değil, anneleri derviş değil. Bizimkilerin hepsi de dedim biz dedim. Berduşuz efendim dedim ben. Mustafa Efendi bu nasıl oğlum dedi. Biz meyhaneden kalkmayız efendim dedim. Biz sokaktan gelmeyiz. Bizim dedim dervişlik adabıyla, erkanıyla çok yakından alakamız yok. Dedim zaman içinde öğreneceğiz. O yüzden dedim arkadaşların, kardeşlerin ayakları ağrıyor. Akılları dedim ayaklarında oluyor. O yüzden ayağa kaldırıyor.
Şeyh Efendi Allah rahmet eylesin, Bursa'ya geldiğinde eskiler bilirler. Hadi destur, aklınız ayaklarınızda olmasın derdi. Ayağa kaldırırdı. Neden? Ya bizim dervişler, benim bulunduğum yerde hep narin insanlar. Pişkin değiller. Biz bir şekilde hep sokaktan gelmeyiz. Medreseden gelme değiliz biz. Ne bileyim tekkeden, zaviyeden gelme değiliz. Ben kendi nefsim için söylüyorum. Bizim anne babalarımız öyle derviş, sufili bilen insanlar değillerdi. Biz de değildik. Hala da değiliz. Ben asla bildiğimi iddia etmiyorum. O yüzden ayaktayken, otururken yanlarınızın üzerine Allah'ı zikredin. O zaman zikrullah da bu noktada otururken de, ayaktayken de, yanlarının üzerine yatarken de zikrullah etmek caizdir. O zaman havada, karada, denizde, uçarken, yatarken, uyurken, koşarken hiç önemli değil. Allah'ı zikredin. Her halinizde Allah'ı zikredin. Hiçbir halde, hiçbir noktada Allah'ı zikirden geri durmayın. Ve namazlardan sonra muhakkak Allah'ı zikredin. Ve namazlardan sonra muhakkak 33 zikirlerini çekin. Kim namazdan sonra 33 sefer Subhanallah, 33 sefer Elhamdülillah, 33 sefer Allahu Ekber, yüzüncüsünde de La ilahe illallah vahdehu la şerike le, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala külli şeyin kadir der ise, deniz köpükleri kadar günahı olsa Cenab-ı Hak o kimseyi affeder. Hadis-i şerifine mazhar olun. Ve bir kısım müridan, bir kısım sufi, bir kısım ehli tarikat bu 33 zikirlerini bırakıp şeyhlerinin namaz arkası virtlerini çekerler ki bu vartadır. Bir kimse mütevatir noktasında namazların arkasında 33'ler sünnet-i Resulullah noktasında dururken onu terk edip benim şeyhim namazın arkasından 300 tevhid verdi. Ben o 300 tevhidi çekeyim der. 33'leri çekmezse burada o kimse sufilik noktasında vartaya düşer. Boşluğa düşer. Hiçbir şeyhin virdi sünnet-i Resulullah'tan üstün değildir. Hiçbir velinin, hiçbir mürşidin, hiçbir kamilin, hiçbir imamın, imamlarda dahil buna, virdi, hiçbir alimin, hiçbir fetva hocasının, hiçbir içtihat aliminin virdi, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin virdinden üstün değildir. O yüzden namazların ardında muhakkak 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber ve yüzüncüsünde La ilahe illallahü vahdehu la şerike le, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala külü şeyin kadir demeyi terk etmeyeceğiz. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas diyor. İbn Abbas kim? Abbas radıyallahu anh hazretlerinin oğlu Abdullah. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin namazının bittiğini tekbirlerle bilinirdi. Yani sahabe namaz bittiğinde namazın arkasında cehri olarak Allah'ı zikrederdi. Hatta Hazreti Abbas radıyallahu anh hazretleri diyor ki yine bu manada biz namaza yetişemediğimizde namazın bittiğini mescitten gelen zikir seslerinden anlardık, bilirdik. O yüzden bu noktada Buhari'de tişer şu: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin namazının bittiğini tekbirle bilirdim. Demek ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri namaz kıldıktan sonra ardından tekbir getiriyor. Ardından Allah'ı zikrediyor. Ve bu zikrullahını cehri yapıyor ki
bir başkası onu duyacak şekilde mescitten dışarıda olan bir kimsenin mescitteki zikrullahı duyacağı şekilde cehri zikrullah yapılıyor mescitte. Bu aynı zamanda ileride gelecek olan konumuza da bir delil teşkil edecek. Cehri zikrullahla alakalı. Hani bir kısım ulema cehri zikrullahın bazıları mekruh demişler. Bazıları. Ama işte bu noktada bu hadis-i şerifler, ashabın bu kayıtları bu hadis cehri zikrullah yapılabileceğini de delil teşkil ediyor. Yine onlar, sahabeler namazdan sonra cehri olarak zikrediyorlar. Bu noktada zikrullah geniş, değişik rivayetler var. İstiğfar ile, tövbe ile alakalı. İşte bununla alakalı, tekbirle alakalı, teşbihle alakalı, hamdla alakalı namazdan sonra rivayetler var. İmam-ı Nevevi, burası çok önemli. İmam-ı Nevevi namazın sonunda zikrederken sesi yükseltmek müstehaptır diyenlerin görüşlerine delil olduğunu söyler bu hadis-i şerifler. Çünkü bu namazdan sonra Allah'ı zikretmekle alakalı hadis-i şerifi, hani namazın bittiğini tekbirle bildirdik hadis-i şerifini Buhari, Müslim, Nesai, İmam-ı Hanbel ve Ebu Davud nakletmiş bunu. Birkaç tane hadis alimi değil. Bütün Kütüb-i Sitte alimlerinin hepsi de bu hadis-i şerifi ittifak halinde nakletmişler. Namazdan sonra cehri olarak sahabe ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Allah'ı zikrederlerdi. Bu noktada Buhari'den ilavesi var. Diyor ki İbn Abbas, ben Resulullah'ın namazının bittiğini tekbirlerle bilirdim. O yüzden bu bapta İmam-ı Şafii de, İmam-ı Şafii bu hadis-i şeriften şu sonuca gider. Der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ashabına öğretmek için az bir zaman da olsa Allah'ı cehri zikrullah yaptırırdı. Öyle hükmetmiş. İlim ilimdir. Ben onu da şerh olarak aldım buraya. Demek ki Hazreti Abbas radıyallahu anh hazretlerinin oğlu Abdullah radıyallahu anh hazretlerinin bize naklettiği Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin devrinde cemaat farz namazını bitirdikten sonra seslerini yükselterekten Allah'ı zikrederlerdi. Ve İbn Abbas da yine tekrar edeyim, ben o sesi duyar ve cemaatin namazdan çıktığını bununla bilirdim. Buhari, Sinan, Ebu Davud. Yine Tirmizi bir şerh atmış. Hadis-i şerif namazdan sonra zikrederken sesi yükseltmenin meşru olduğuna dair delildir demiş. İşte kıymetli kardeşler, ister namazdan sonra, ister namazdan önce, her halinizde bulunabildiğiniz duruma, konuma göre. Mesela namazdan sonra Allah'ı cehri olarak mescitte zikredebilir misiniz? Bu manada sufiler namazlarını kıldıktan sonra 3 sefer tevhid çekerler. La'nın elifini 3 elif miktarında uzatarak da. Bu namazdan sonra Allah'ı zikretmenin kefareti olur. Cehri bir şekilde. Bizim dergahımızda adaptır. Namaz biter, tesbihatlar çekilir 33'ler. Ardından orada ya en eski derviş ya oranın zakiri varsa, orada ders yaptıran, zikrettiren bir kimse var ise o. Eğer orada en eski noktasında bir kimse yoksa namazı kıldıran. Ama edep orada varsa hiyerarşik olarak bir çavuş, bir zakir,
O zikrullahı yaptırır. Eğer normalde böyle bir kimse yok ise oranın eski, en eski dervişi yaptırır. Veyahut da namazı kıldıran kimse, kıldıracak olanlar da zaten ya zakirdir, ya çavuştur, ya da oranın en eski dervişidir. İmamiyet, dervişliğin arasında böyle tercih edilir. Yola çıkılırken de eğer orada bir çavuş, bir zakir yoksa oranın en eski dervişi imam olur. O topluluğun. Ve herkes yol boyunca ona tabi olur. Hani siz iki kişi de yola çıkıyor olsanız birinizi imam seçiniz der. Sufilik de bu eski dervişliktir. Ya makam vardır, yani çavuşluk, zakirlik vardır, ya da eski dervişlik vardır. Bir gün önce ders alan öbürkünün abisidir, yaşına bakmaksızın. Bir gün önce ders alan öbürkünün abisidir, yaşına bakmaksızın. Eğer imam bu noktada döner, namazı kıldıran tevhidleri çektirirse Fatiha'yı o eski dervişe bırakır. Veyahut da oradaki çavuşa, zakire bırakır. O yüzden o Fatiha'yı da o söyler. Fatiha'yı da o söyler. Öyle birisi hemen kalkıp da çıkıp ortaya El-Fatiha demez. Dervişliğin her tarafında edep vardır. Her tarafında. Herkes haddini bilir. Susar. Edebe mugayir hareket etmez. Orada bir abisi vardır. Orada bir abla vardır. Bir büyüğü vardır. Kendince edep eder. Saygısızlık yapmaz. Ben onu tanımam. Ben onu bilmem. Ben onu istemiyorum demez. Orada tabi olur. Varsa sıkıntısı orada hiyerarşik olarak o kimseye söyler. İşte semazen kardeşlerin içinde bir şey oldu. Grup başı var mı? Var. Ona söyledi. Halletmedi o. Çözmedi meseleyi. O gider kime söyler? Semazen başı var. Çözülmedi mesela. Hepsinden sorumlu Adnan var. Oradaki o kimse de aşabilir kendisini. Öyle ya. Onu belki de aşıyordur mesela. Veyahut da nefsine uyuyordur o kimse. Hepimiz için mümkün. Ama hiyerarşiyi takip eder. Orada da çözülmedi. Dergahın şeyhi varsa şeyhine gider. Der ki burada bir mesele var. Böyle bir problem var. Bu problemi hallet. Ben nasıl davranayım? Dervişlik edep üzerinedir. Bir kimse kendi kafasından edep koyamaz. Kendi kafasından hiyerarşi oluşturamaz. Kendi kafasından bir şeyi kesip biçemez. Öyle bir şey yoktur dervişlikte. Herkes haddini, hukukunu bilir. Bilir. Bilmek zorundadır. En kötü ihtimalle bir nasıl arının kovanının beyi varsa oranın da bir şeyhi vardır. Gider ona ne derdi varsa anlatır. Şeyhsiz bir dergah olmaz. Bir dergahın şeyhi yok ise o dergahın şeyhi şeytandır. Orada heva heves galiptir. Eğer bir kimsenin şeyhi vefat ettiyse o bir üstad buluncaya kadar eski şeyhinin dersini çeker. Ondan sonra gider ne yapar? Bir üstad bulur, bir şeyh bulur, ona tabi olur, gider onun dersini çeker. Sakın ha, bunu şeyhim söylerdi hep. Hayatı boyunca söyledi, söylerdi. Bizden sonra sakın ha derdi. İşte şeyhimin kılıcı daha keskin olur. Benim şeyhimin himmeti yeter. Benim şeyhimin himmeti her yere yeter. Bize bir daha şeyh lazım değil demeyin derdi. Muhakkak gidin bir yere intisap edin.
İstihare yapın, istişare yapın, bir şeyh bulun kendinize derdi. Hatta bir şeyh bulamayan kimse, bunun da altını çizdi. Eğer şeyhi vefat ettikten sonra bir şeyhe intisap edemediyse, bulamadıysa, o mevcut kendi şeyhinin kıymetini bilemediğinden, ona vefasızlık yaptığından, ona hainlik yaptığından, Allah onu bir veli kuluna nasip etmez derdi. Bu tespit benim şeyhime ait. Hatta Beytullah da benim elimden tuttu. Şahit olsun Beytullah dedi. Şahit olsun efendim dedim. Efendim yalnız bana müsaade edin. Ben sizden sonra bir şeyhe intisap etmek istemiyorum dedim. Senin müsaaden var oğlum dedi. Bana söyledi. Sen ne zaman bir benim kabrimin başına gelsen istediğini sorun, istediğinin cevabını alırsın dedi. Onun söylediğini söylüyorum. Ne zaman bir velinin kabrine gitsen sorarsın, onun cevabını alırsın dedi. Ne zaman rabıta etsen birisine sorarsın, cevabını alırsın dedi. Bu onun sözü. Benim böyle bir iddiam yok. O yüzden sen oğlum bir şeyhe intisap etmesen de olur. Geri kalan, bana söyledi, bu beni ilgilendirmiyor geri kalan. Ne yapacak? Gidecek bir şeyh bulacak. İstihare yapacak, rüyasında görecek. İstişare yapacak, gidecek soracak, soruşturacak. Evet. Bu şeyh ne kadar Kur'an ve sünnete bağlı? Bu kimse dervişlerinden mi geçiniyor? Dervişler buna para pul mu yağdırıyor? Ders kağıdını parayla mı satıyor? Milleti ütüyor mu? Milleti kandırıyor mu? Bunların hepsi de önemli. Hepsi de önemli. Sohbetleri Kur'an sünnet üzerine mi? Hepsi de önemli. Sohbetleri maneviyat üzerine mi? Hepsi de önemli. Hepsi de. Dervişlerinin içerisinde rüya görenleri var mı? Dervişlerinin içerisinde hal görenleri var mı? Dervişlerinin içerisinde hayret makamında olanlar var mı? Dervişlerinin içerisinde esma alanlar var mı? Rüyasında esmayı görenler var mı? Halinde esmayı görenler var mı? Rüyasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini görenler var mı? Rüya halinde Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini görenler var mı? Hayret makamında veya halinde. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleriyle konuşanlar var mı? Bunların hepsi de birer manevi ölçü ve delildir. Bunları bir ders alacak olan, intisap edecek olan bir dervişin araştırması, soruşturması, bunları öğrenmesi de zaruridir. Zaruri. Zaruridir. Bu noktada şeyh efendilerin veyahut da işte o dergahın nakiplerinin, nukablalarının veyahut da işte mürşidi kamillerinin rüya ve hal anlattırması bu manada doğrudur ve lazımdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de rüya anlattırırdı. Anlatan olmazsa kendisi de anlatırdı. Örnek mesela işte daha Çanakkale'de mevzu oldu misal alemiyle alakalı. Dedi ki ben bugün bir rüya gördüm. Hayırdır inşallah dediler. Rüyamda gökten bir ip sarkıtılmış. Önce onu Hazreti Ebubekir tuttu. Sonra Hazreti Ömer tuttu. Sonra Osman tuttu. Sonra Ali tuttu. Sonra ip koptu diyor. Hazreti Ebubekir Efendimiz diyor ki ya Resulallah müsaade eder misiniz? Bunu ben tevil edeyim mi? Et ya Ebubekir. Gökten indirilen ip Kur'an-ı Kerim, İslam. Dini mübin İslam. Önce ben tutmuşum. Benden sonra Ömer tutacak. Ondan sonra Osman tutacak. Ondan sonra Ali tutacak. Ama ondan sonra ip kopacak diyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir tarafı üzgün ondan sonra kopacağı için. Bir tarafı da mütebessim. Hazreti Ebubekir Efendimizin
bu rüyayı tevhilde isabet ettiği için. Bir tarafı da mütebessim. Rüyada tevhilinde isabet ettiği için. Bu noktada İbrahim aleyhisselam rüyasında isabet ettirme dedi tevhilde. Oğlunu kurban ederken gördüğünde rüyanın zahirine tabi oldu. Oğlunu kurban etmeye kalktı. Cenab-ı Hak ona bir tane koç indirdi. Ama Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin varislerinin böyle bir hususi özelliği var. Hususi özelliği ne? Hali, rüyayı, hayreti, yani misal aleminden, haktan, halka tecelliyatı bu noktada yorumlayabilecek haldeler. Hatta halktan hakka tecelliyatı da yorumlayabilecek haldeler. Halktan hakka tecelliyat ne? İstihare yapmak. Bir şeyde kendini yoğunlaştırmak. Bu ne? Bu halktan şehadet aleminden misal alemine, misal aleminin tecelliyatına mazhar olmak için uğraşmak. Bir de hiç böyle uğraşmadan ilahi, salih bir rüya görmek, bir hal yaşamak var ki o da haktan halka tecellidir. Her ikisine ram olmak, her ikisinin ilmi, misal aleminin ilminin o kimsede tecelli etmesi. Eğer bir dergahın şeyhi hal gören dervişinin, hal gören dervişinin haline mazhar olamıyorsa, onun halinin esmasını tespit edemiyorsa, gitsin dağda çobanlık yapsın, koyunlar onun başında durursa. Eğer bir dergahın şeyhi dervişinin rüyasının tecelliyatından haberi yok ise, gitsin dağda taş olsun, ortalıkta bulunmasın. İşte o yüzden bir şeyhe intisap etmek şart, eğer bu yolda gidilecekse. O yüzden Hazreti Mevlana pirsiz bu yol gidilmez demiş. O yüzden Abdülkadir Geylani Hazretleri şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır demiş. O yüzden Ahmet Er-Rufai Hazretleri pirsiz kuş uçmaz demiş. Uçamaz. Bataklığa saplanır. O yüzden Yunus demiş ki yollar harami. Bir şeyhe varmayınca olmaz demiş. O yüzden demiş. İşte bunlar bu noktadan hareket ederekten namazdan sonra cehri zikrullah yapmak ve sesinin duyulması hadis-i şerifle ve ayet-i kerimeyle açıklanmış oldu. Ve bizim dergahımızda zikrullah oturaraktan da cehri olaraktan da ayaktayken de yapılacağına işarettir. Edep ve adab dairesinde. Kıymetli kardeşler, bir noktayı burada aklıma geleni söyleyen bir insanım, onu söylemeden geçemeyeceğim. Bizim ayakta olan zikrullahlarımızda raks eder gibi yapılmaz. Bunun zikrullahın edepleri noktasında konuşacağız inşallah. Raks eder gibi, çok affedersiniz, dansözlük yapar gibi zikrullah yapılmaz. Bizde öyle bir zikrullah adabı, erkanı yoktur. Bununla alakalı, zikirle alakalı birkaç tane inşallah hadis-i şerif okuyaraktan inşallah zikrullah'a başlayalım. İnşallah. Allah'ın azabından Allah'ı zikretmekten daha fazla kurtaran hiçbir şey yoktur. Allah'ın azabından Allah'ı zikretmekten daha fazla kurtulan hiçbir şey yoktur. Bu kitabı merak etmişler, bunu sordular. Bu tergif ve terhip. Okuduğum bu kitap.
Bu normalde işte hadislerle İslam adı altında bu noktada elenerekten yazarını da söyleyeyim buradan şimdi. Birkaç mail atmışlar bana. Hikmet yayınlarının bu. İmam Hafız el-Münzir'inin. Evet. Her şeyin bir cilası vardır. Şüphesiz ki kalplerin cilası da Allah'ı zikretmektir. Allah'ın azabından Allah'ı zikretmekten daha fazla kurtarıcı hiçbir şey yoktur dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Ashab dedi ki Allah yolunda cihat da mı daha fazla kurtarıcı değildir? Kılıcını kırıncaya kadar vursa cihat da Allah'ın azabından zikirden daha fazla kurtarıcı değildir buyurdu. Allah'ı zikretmek kılıncın kırılıncaya kadar da savaşsan yine de o fazilete ulaşmamış oluyor. Allah bizi muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak cümlemizi korusun. Rabbim inşallah Kur'an ve sünnet dairesinde amel edenlerden eylesin. Çay geç kalınca bir de çay ilahi var. Eyvallah ya. Doldur dermiş, çay doldur. Aşk gelenden say doldur. Buyur failler sohbeti Allah dedi, say doldur. Kadir-i Rufai pirimiz, Kadir-i Rufai pirimiz, bine bedel birimiz, münkerimize yan bakma, hak dostuyuz hepimiz. Gafil bize yan bakma, hak dostuyuz hepimiz. Doldur derviş çay doldur, Allah. Eyvallah. Sivaslılara bir çayı geç bırakın da görün. Hemen başlarlar. He? Bir de limonları lazım bir de. Gece saat 1'de meyhanede limon aldırtırlar bana. Adam çay dedik, limonsuz içilmez Mustafa Efendi bizler. İyi dedik, biz de limon buluruz. Oh. Hayatımdaki olumsuzluklar konusunda çabuk karamsarlığa kapılıyorum ve bu benim hayatımı etkiliyor. Nasıl bir yol izlemeliyim? Karanlığın dip noktasında olsan dahi ümidini kesme. Hangi zorluğun içerisinde bulunursan bulun, mücadeleni hiç yitirme. Ümidini hiç yitirme. Şeytan galip gelmesin. Her daim oradan sıçrayacak Cenab-ı Hak bir yol bulundurur insana. Ders, sohbet, kurs olmayan uzak yerlerde yaşayan kardeşlere tavsiyeleriniz nelerdir? Hızla orada bir ders halakası kurun. Hızla etrafınızdaki insanları toplayın. Orada da hızla zikrullah halakaları kurulsun. Otobüste bedava 65 yaş üstü kartları kullananlar araba sahiplerinin haklarına giriyorlar. Hayır. Ölen kişilerin resimlerinin asıldığı zaman kabir azabı çeker mi? Resim bütün ise evet.
Annem imana gayretli ve bizi de teşvik eden bir insan. Lakin başörtüsü konusunda istemesine rağmen sıkıntı ve bunalma hissediyor. Bu konuda ne yapmalıyız? Allah razı olsun demiş. Dua edin. Annenize inşallah tavsiyede bulunun. Başörtüsünü çekerken Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve sahbihi ve sellim diyerekten başını örtsün. Zikir çekerken düzgün çekmeli miyiz? E tabi. Yamuk insanlara yamuk işler yakışır. Düzgün insanlara düzgün işler yakışır. Mürşid-i Kamillerin maksatları insanların iç alemlerindeki manevi rahatsızlıklarını iyileştirmektir. Ancak kişilerin yaratılışlarındaki yetmek ve istidatları yeterli olmadığından yapılan telkin ve nasihatler onların doğru yoldan daha çok sapmalarına neden olur der Arabi Hazretleri. Benim istidadım nedir efendim? Korkuyorum ki istidadının bozuk olmasından yanlışa sürüklenmekten ve bir tarafta seviniyorum sizi bulduğum için. Kim farzları yerine getirirse Allah'ın en çok sevdiği işle iştigal eder. O kimse nafilelerle Allah'a yaklaşır ve Allah'ı sever. Bu üç adım bütün Müslümanların üzerine farzdır. O yüzden bu noktada bir kimsenin istidadı bir şeye elverişli olup olmadığı kimsenin üzerinde alın yazısı kader değildir. O yüzden insanlar, bütün herkese bu yol açıktır, herkese kapı açıktır. Herkes bu noktada kendi üzerinde neyin değişip değişmeyeceğini kendisinin takdiri mümkün değildir. Herkes din meydandadır, Kur'an meydandadır, sünnet meydandadır. Herkes Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışıp Allah'a yaklaşmakta vesile arar. Ve vesileyi bulduğunda da Cenab-ı Hakk'a yaklaşmak için gayret sarf eder. Bu bizim üzerimize düşen vazifedir. O yüzden bizim istidadımızın nereye kadar yetip yetmeyeceğini bilmiyoruz. Bir, kaldı ki Cenab-ı Hak yolumuzda mücahede edenlerine yollarımızı açarız demiş. O yüzden Allah senin istidadını Allah'ın değiştirmesi an meselesidir. Sen Hulusi kalp ile Allah'a ibadet eder, ondan yardım dilersen Cenab-ı Hak senin istidadını açar. Cefir ilmi nedir? Öğrenilebilir mi yoksa Allah'tan mıdır? Öğrenilebilir. Kelimelerin, işte harflerin, sayıların değişik rakamsal noktaları var. Onunla alakalı. Hadis-i şerifte buyuruldu ki iki göz vardır ki cehennem ateşi yakmaz. Birisi Allah yolunda nevet tutar. Göz birisi de Allah'ın korkusundan ağlayan göze. Ya Allah Celle Celaluhu'nun aşkından ağlayan göz bunun sonucu nedir? Allah'ın cemali midir? Allah aşkından ağlayan gözün karşılığı Allah'tır. Benim babam kumar oynanılan bir mekanda çalışıyor. Bu da içimize sıkıntı yaratıyor. Özellikle iman ederken hevesimizi kuruyor. Bu konuda nasıl bir yol izlemeliyim? Allah'a dua et. Babanı Cenab-ı Hak o işten kurtarsın inşallah. Gerçek manada hakkıyla sevebildiğimi düşünmüyorum ama sizi seviyorum. Allah sevgini hakikate ulaştırsın inşallah. Bir sufi berzah alemine gidip oradakilerle görüşebilir mi? Evet. Kerahat vakti nedir? Neden bu vakitte namaz kılınmaz? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri 3 vakit belirlemiş. Sabah güneş doğarken, öğle tam tepe noktasında, akşam güneş batarken. Bunu Allah-u Alem Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, bu normalde ateşe tapanlar, güneşe tapanlar bu vakitlerde ibadet ediyor.
Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri müşriklere, Musevilere ve İsevilere muhalefet eder. Müşriklere muhalefet Mekke devrindeydi. Mekke devrinde müşriklere tamamiyetle muhalefet ederdi. Medine-i Münevvere'ye hicret edince bir müddet Musevilere ve İsevilere muhalefet etmedi. Ama sonradan gelen ayet-i kerimeler Musevilerle İsevilerin iman etmeyeceğini, onları kabul etmeyeceğine dairdi. Böylece Musevilerin ve İsevilerin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine iman etmeyeceği ayetlerle sabit olunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Musevilere de İsevilere de muhalefet etmeye başladı. O yüzden bu noktada kerahat vakti güneşe tapanlarla, şeytana tapanlarla, ateşe tapanların ibadet ettikleri vakit, bu vakte de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri muhalefet etti. O yüzden o vakitlerde ibadet edilmez bir yanan ateşe namaza durulmadığı gibi. Mesela bir ateş yanıyorsa ona da namaza durulmaz. Bir mum dahi yansa ona namaza durulmaz örneğin. Bir çırağı yansa orada aydınlatma maksadıyla dahi olsa ona namaza durulmaz. Dışarıdan gören kimse ateşe tapıyor diyebilir. Bu muhalefetle alakalı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki iyi bir toplantıya katılmak müminin 2 milyon kötü toplantıda kazandığı günahı giderir. Böyle bir hadis-i şerif hiç okumadım. Muhakkak vardır, bir şey diyemem, yok da diyemem. Ama 2 milyon, evet 2 milyon, buradan bunu söyleyeceğim. 2 milyon, çünkü milyon o sırada Arapların içerisinde en yüksek birim değil. O sırada Arapların içerisinde en yüksek birim 1000. Yani hadis-i şeriften irad edildiği zamanlarda en yüksek sayısal rakam 1000. O yüzden binlerle ifade edilmiş bunlar. Mesela işte 1000 demişti. En yüksek rakam bu. O yüzden böyle olunca 2 milyon demeyelim de biz bunu 2000 kötü toplantı diyelim. Hadis-i şeriflerin metnini koyalım oraya. Bunları yazarken eğer metninin dışına çıkıldıysa o hadis-i şerifi almayın. Biz metnini koyalım oraya. Oradan, çünkü neden? Mesela 1000'den kasıt şudur. Sayının son rakamı. Bu onun 1000 olduğunu göstermez yalnız. Zahiren 1000 olduğunu gösterir. Ama ve lakin onun ucu açıktır onun. Neden ucu açıktır? O gün için toplumun içerisinde sayısal rakam 1000'e kadar gidiyordu. 1001'i bilmiyorlardı. O yüzden sayısal rakam olarak en üst seviyesi 1000 olarak alındı. Bunun asla artık onun üstü, mesela daha hani mübalağa etmek var ya, mübalağa etmekte en yüksek rakam 1000, mübalağa etmekte. Mübalağa edilecek, onun sayısız olduğunu, onun sonsuz olduğunu veya onun çok yüksek olduğunu gösterecek ya, o yüzden 1000'le ifade ediliyorsa bir şeyde, 1000'in kodunda bir mübalağa var. Yani o şey sayısız. O yüzden bu 2 milyon sözü hadis-i şerifin metninde Allah-u Alem yoktur. 1000 vardır. Evet. Doğrudur. İşte çevirenler hata yapıyorlar burada. Bunu mesela 2 milyon dese, 2000 dese yerine oturacak. Allah bizi affetsin. Evet. Allah'ı zikir meclisine oturmak, Allah'ın zikir meclisine oturan bir kimse af olmuş olarak kalkar. Bu kadar bakın. Af olmuş olarak kalkar. Eğer kendi kendine af olduk mu ki diye düşünürse dakika bir, gol bir günaha girer. Bakın anında temizlendi, bitti. Af olmuş olarak gidiyor. Ya af olduk mu ki diye düşündü,
Dan günah bir. Yazıldı. Bu kadar. Asla aklınıza getirmeyin. Çünkü zikirle alakalı bahislerin en başındadır bu. Allah'ın hafaza melekleri vardır. Yeryüzüne inerler, Allah'ı zikir meclislerini ararlar. Allah'ı zikredilen bir meclis bulduklarında gelin gelin aradığımızı bulduk derler. Melekler o halakanın üzerine halaka kura kura göğe arşalığa kadar yükselirler. Allah bildiği halde onlara sorar. Ey melekelerim, kullarım ne yapıyorlar? Melekeler derler ki ya Rabbi sana malumdur ama kulların seni zikrediyorlar. Peki onlar benden ne istiyorlar? Ya Rabbi senin cennetini istiyorlar. Onlar benim cennetimi gördüler mi? Vallahi görmediler. Görselerdi aşkla şevkle seni zikrederlerdi. Peki onlar neden korkuyorlar? Onlar cehenneminden korkuyorlar. Gördüler mi benim cehennemimi? Vallahi görmediler. Görselerdi ya Rabbi korkuyla, elem ile, ağlaya ağlaya seni zikrederlerdi. Ey melekelerim şahit olun. Ben onların hepsini de affettim. Beyhaki'de bir ibare var. Diyor ki meleklerden birisi der ki ya Rabbi orada felanca kimse vardı. Temaşa için gelmişti. Temaşa için. Veya bir işi vardı. Birisini görecekti de o yüzden gelmişti. Başka biri vardı. Orası öyle bir yüce meclistir ki orada bulunan herhangi birisini ayırmak Allah'ın şanına yakışmaz. Ben hepsini de affettim. Bütün imamlar, fıkıh imamları, mezhep imamları, İmam-ı Azam, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Hanbeli, diğer mezhebin içerisindeki mezhebe tabi olan tali imamlar dahil buna. İmam Muhammed, İmam Yusuf, İmam Zufer, Serahsi gibi. Bütün imamların ittifak ettiği bir şey vardır. Kim o zikrullah halakasından kalkar da acaba af olduk mu derse günah kebaire girer. İnanmazsa küfre girer. Şüphesi günah kebaire. İnanmazsa küfür. Af olmuş olarak çık dışarı. Bitti. Biz yine kirleneceğiz. Eyvallah. Yine tozlanacağız. Eyvallah. Yine biz böyle hani tamirci dükkanına giden yeni çıraklar vardır ya, annesine babasına gittiğinde böyle tamir etmiş gibi saçını başını karaların içerisine boyar ya, Cevdet iyi bilir onları. Değil mi? Öyle yaparlar değil mi Cevdet? Biz onun gibi, çocuklar gibi biz buradan çıkacağız. Biz gene oramızı buramızı karaların içerisine bandıracağız. Bizim anamız da babamız da o, biz garipler garibiyiz. Biz gene biz zikrullah halakasında geleceğiz, boynumuzu bükeceğiz. Diyeceğiz ki biz çocuklar gibi davrandık, koştuk, zıpladık. Oramızı, buramızı yağın pasın içerisine, tozun kirin içerisine bandırdık. Biliyoruz ki bizi senden başka affedecek olan hiçbir şey yok. Biliyoruz ki bizim elimizden tutacak olan da yok. Biliyoruz ki bizim gönlümüzden tutacak olan da yok. Senden başka sahibimiz yok. Senden başka bizi affedecek, bizi evirecek, çevirecek, kalbini kendine doğru döndürecek olan da yok. Geldik sana diyeceğiz. Yapacak bir şeyimiz yok. Birilerinin, başkalarının yapacak bir şeyler olabilir. Bu fakirin yok. Tarikatımızın adı hangi koldanız, saadat-ı silsilemiz nedir? Tarikat tarihçesi nedir? Bunları bilmiyorum. Soruyorlar, tam cevap veremiyorum. Biz böyle ortaya yere çıkmış mantar gibiyiz. Desek yalan olur. Uzun bir muhabbet, sohbetlerin arasında hep söylüyoruz. Bu normalde bağışlamalarda da bu noktada ulaşabildiğimiz silsileye kadar gidiyoruz. Ama Hazreti Mevlana bağı çöz. Ne zamana kadar altına gümüşe tapacaksın der ya, bir insanın, bir tarikatın, bir yolun silsilesi de bağdır.
Ha. Tarikatın adı da bağdır. Bu uzun muhabbet. Tarikatın adı ve silsilesi seni kurtarmaz. Sen gitsen deseler ki X tarikat en yüce tarikattır. X şeyh de en yüce şeyhtir. Onun sadadı da işte gelmişi de geçmişi de en yücedir. Sen nefsini tanımadıktan sonra bir haber olur gidersin. Allah bizi affetsin. Amin. Kalp zikri ile cehri zikir arasında fazilet farkı var mıdır? Görev farklılığı var mıdır? Bizim nazarımızda hiçbir zikrullahın birbirinden üstünlüğü ve fazilet noktasında birbirinden fazlalığı ve eksikliği yoktur. Ama her şey böyle yerli yerinde, zamanında, hani kurban kesilecekse bellidir ya vakti. Ramazan oruç tutulacak ya bellidir vakti. Bellidir vakti. Siz şimdi Beytullah'a gider, ondan sonra Arafat'a çıkarsanız hacı olamazsınız. Arafat'a ne zaman çıkılacak? Kurban Bayramı'nın Arife gibi. Arafat'a gidebilir misiniz şimdi? Evet. Ama hacı olamazsınız. Hacı olamazsınız. Cehri zikrullahın da yapılacağı yerler vardır. Hafi zikrullahın da yapılacağı yerler vardır. Siz şimdi kalkıp da çarşıda dolaşırken cehri zikrullah yapamazsınız. Yapamazsınız. Neden? Sahabeden örneği yok. Gösterişe girer. Şataata girer. Şatafata girer. Bakın yapamazsınız. Siz kalkıp da çarşıda bir halaka kuralım, burada bir zikrullah yapalım, yapamazsınız. Bu olmadı. Örneği yok sahabeden. Çarşıda kendin duyabileceğin kadar Allah'ı zikredebilirsin her yerde. Veyahut da içinden gizlice zikredersin. Gece saat 2, herkes yatıyor. Sen evdekilere uyanın, apartmandakilere uyanın. Ben bak cehri zikrullah yapıyorum deyip cehri zikrullah yapamazsın. O esnada sessizce, gizlice Rabbine iltica edip onu zikredeceksin. Her şey yerli yerinde. O yüzden inşallah bunları da ne yapacağız? Önümüzdeki derslerde bunların da sohbetlerini yapacağız inşallah. Bununla alakalı birkaç sefer de böyle bir istek geldi. Bunu da okuyayım. Zikrin sonundaki hep beraber amin dediğimiz duayı sizin yaptırmanız daha mükemmel oluyor demiş. Kardeşler, duayı kim yaptırırsa yaptırsın, senin aminine baksan. Sen yapılan duaya ne kadar gönülden amin dersen senin için o kadar kabul. Yaptıranı görme. Sen kabul edecek olana bak. Sen kabul edecek olana bakmıyorsun da dilekçeyi verene bakıyorsun. Muhakkak ki dilekçeyi veren de önemli. Ama burada birbirimizden bir farkımız yok. Bu sefer duayı yaptıran, zikrullahı yaptıran kardeşlere haksızlık değil mi? Bunu birkaç sefer yazdılar da bana, o yüzden şerh düşeyim istedim inşallah. İsteğimiz dışında var olan insanoğluna cennet ve cehennem... Bu sorunun sahibi burada mı? Bu isteğimiz dışında var olan insanoğluna cennet ve cehennem olgusunun dayatılmasını anlayamıyorum. Bayanlardan da olabilir, o yüzden... Evet. İsteğimiz dışında var olan insanoğluna cennet ve cehennem olgusunun dayatılmasını anlayamıyorum. Eğer cehenneme gidersek
Bunu biz istemedik ki neden cezalandırılıyoruz? Kaldı ki her şeyi yaratan Allah neden insan oğlunun bu ikilemle yaşayıp mutsuz olmasına izin veriyor? İnsan zevk veren şeyler hep insana zevk veren şeyler hep günah. Günahı ortaya koyan da Allah. Bunu zevkli kılan da Allah. Cehenneme atan da Allah. Bu denklemi anlayamıyorum, izah eder misiniz? Zaten buradaki kendi kendimize ele verdiğimiz yer şurası. İsteğimiz dışında var olan insan olma. Ya demek ki biz kendi cüz'i irademizde değiliz. Bizi bir yaratan var. Eğer kendi kendiliğimize biz oluşmuş olsaydık, o zaman bütün kuralları ve kuramları biz koyardık. Ama burada sözün başında kendi kendimize bir Allah'ın ve yaratıcının var olduğunu kabul ediyoruz. Çünkü biz kendi kendimizi var etmedik. Ve kendi kendimize de var olmadık. Demek ki bizi bir var eden var. Bizi var eden kimse, bizi var eden güç, bizi var eden kuvvet, bizi var eden, bunun adına ne dersek diyelim, bizim bu varoluşun içerisindeki dünya hayatında bizim bir çizgide yürümemizi istiyor. Ve diyor ki, sizin evveliniz yoktu. Sizi ben var ettim. Sizi var ettim, var etmemin sebebi beni tanımanız ve bilmeniz. Eğer beni tanır bilirseniz ebediyen biz hoşnutluk içerisinde beraber olacağız. Fatih beni ara ya. Eğer beni tanırsanız ebediyen hoşnutluk içinde olacaksınız. Sizi ben yarattım ya, sizin rızkınızı da ben tayin ettim. Her şeyi ben verdim. Eğer beni inkar eder, benim istediğim gibi olmazsanız sizi cezalandırırım. Niçin? Siz çünkü size vermiş olduğum bütün nimetleri inkar ettiniz. Siz açtınız, doyurdum. Ben yaptım. Ben yarattım seni. Ben seni ahsene takvim üzerine yarattım hem. Mahlukatın da en üstüne çıkardım. Bütün varlığı da senin emrine verdim. Bütün varlığı. Melekleri senin emrine verdim. Senin husisi melaike ordusu var. Senin emrine verdim. Seni öyle bir makine haline getirdim ki bu makinenin çalışması için sayısız sana melek verdim. Ve bunu daha da yükseltebilirsin sen. Sana hizmet eden melekleri. Daha da çoğaltabilirsin. Sayısız miktarda sana melek emrine veririm. Sen ne kadar kapasiteni yükseltirsen ben sana o kadar daha fazla melek veririm. Ne kadar idrakin açılırsa bir o kadar daha melek veririm. Ne kadar senin kalbin varlığı ihata ediyorsa bir o kadar daha melek veririm. Sana öylesine melekler görevlendiririm ki bütün mükavenata sana gıpta ile baktırırım. Bunda senin yapacağın bir tek bir şey var. Cüz-i iradenle beni tanıman. Senin rızkın bana ait, yiyeceğin bana ait, içeceğin bana ait, giyeceğin bana ait, evliliğin bana ait, çoluğun çocuğun bana ait. Bütün hayatın bana ait senin. Sen bana teslim edersen kendini, senin benden bir şey istemene dahi gerek yok. Sen kendini bana teslim edersen, senin ne ihtiyacın varsa bütün ihtiyacını görmek de bana ait. Seni hiç istemene gerek yok. Böyle bir Allah var. Bakın böyle bir Allah var.
Diyor ki yemekten endişe etme, içmekten endişe etme, giymekten endişe etme. Eşten, çocuktan endişe etme. Maldan, mülkten, paradan, puldan endişe etme. Ya beni tanı. Senin endişen bu olsun. Beni tanı. Eğer beni tanırsan eş vereceğim. Adem'e nasıl verdiysem sana da vereceğim. Adem'e nasıl verdiysem, yoktan var ettiysem ona, sana da vereceğim. Çocuk, Adem'e nasıl verdiysem sana da vereceğim. Muhammed-i Mustafa'yı ne diyor ayet-i kerimede? Sen fakirdin, ben seni gani etmedim mi? Ben seni zengin etmedim mi? Ben sana vermedim mi? Ben sana bakmadım mı? Ben seni terbiye etmedim mi? Ben senin en ince ayrıntına kadar seninle ilgilenmedim mi? Ona nasıl verdiyse sana da versin. Onu nasıl muhafaza ettiyse seni de muhafaza edecek. Onu nasıl koruduysa seni de koruyacak. İstediği ne? Benim istikametimde yürü. Benim yörüngemde dön. Benim etrafımda pervane ol. Benden yüzünü çevirme. Nankörlerden olma. Zaten ne tarafa çevirirsen çevir yine benim yüzüme gidecek. Hiç olmazsa bunu idrakinle yap. Bunu idrakinle yap. Benden yüzünü hiç çevirme. Ben seni seviyorum. Ben sana aşığım. Ben seni hem öylesine seviyorum ki senin beni sevemeyeceği kadar seni seviyorum. Ve benim bu sevgim seninki gibi zamanlı değil, zamansız. Benim sevgimin zamanı yok. Benim sevgimin miktarı belli değil. Benim sevgimi güç yetiştiremezsin. Benim sevgime kuvvet yetiştiremezsin. Benim sevgimi ihate edecek bir şey yok. Benim sevgimi ihate edecek bir şey yok. Ben sonsuzum. Ben seversem sonsuz severim. Ben sonsuzum. Ben kudret verirsem sonsuz kudret veririm. Ben sonsuzum. Ben kuvvet verirsem sonsuz kuvvet veririm. Ben sonsuzum. Ben ilimlendirirsem sonsuz ilimlendiririm. Benim latifliğimin sınırı yok. Sen bana yaslanırsan hiçbir şeyin göremeyeceği yerlerden sana lütfederim. Sen dahi göremezsin lütfumu. Seni senden dahi saklarım. Seni benden bile saklarım. Seni her şeyimden saklarım. Ve sana gizlice veririm. Ve hiç kimse anlamadan veririm. Hiç kimse fark etmeden veririm. Ben öyle rezzakım ki ekmeksiz susuz beslerim. Ben öyle rezzakım ki buğdaysız, şeftalisiz beslerim. Ben öyle rezzakım ki ben anadan memeden çıkacak sütsüz beslerim. Ben öyle rezzakım ki kansız, yoğurtsuz, sütsüz, susuz beslerim. Ben öyle rezzakım ki İbrahim'i kendi parmağından beslediği gibi beslerim. Ben öyle rezzakım ki Yusuf'u kuyuda beslediğim gibi beslerim. Ben öyle rezzakım ki Yunus'u balığın karnında beslediğim gibi beslerim. Ben öyle rezzakım ki Eyyub'u mağarada beslediğim gibi beslerim. Ben öyle rezzakım ki Ashab-ı keyfi
ne kadar yüzyıl olduğu bilinmeyen ashab-ı keyfi beslediğim gibi beslerim. Ben öyle rezzakım ki sizin bilmediğiniz alemlerde bilmediğiniz salih kullarım var. Bilmediğiniz salih kullarım var. Onlar hayret makamında Allah'ın veçesine yüzlerini dönmüşler. Ve onları susuz, ekmeksiz, havasız, yağmursuz, karsız, dolusuz, şeftalisiz, bitkisiz, otsuz beslerim. Ve onu gördüğünüzde sizi de hayrete katarım. Ona sorarsınız, ne kadar bin yıldır buradasın diye. O der ki, ben ne zaman yaratıldığımı bilmiyorum. Ben yaratıldığım günden beri Cenab-ı Hak beni burada yaşatıyor. Ve benim burada yaptığım bir tek bir şey var. Bu da Allah'ı zikir. Ben sırf zikrullah ile buradayım. Ve Cenab-ı Hak beni ne zaman ruhla üfledi ve ne zaman bu bedenimi verdi bilmiyorum. Ben o gündür, bugündür yemem, içmem, yemem, içmem, asla hiçbir şeyle iştigal etmem. Allah beni besler, Allah beni doyurur, Allah beni yaşatır, Allah beni nefeslendirir, Allah bana hayat verir, bahşeder ve ben buradayım der. Ne zamandan beri orada durduğunun da kendisi bilmez. O Rezzak-ı Kerim'dir. O beslerse böyle besler. O muhafaza ederse buna akıl erdirmek mümkün değil. Aklın üstündedir onun muhafazası. Onun işlerine akıl erdirmek mümkün değildir. Ancak akıl kalbe tabi olursa anla. Çünkü aklın almayacağı bir şeydir. O nurun içerisinde besler. O böyle kristal bir vazonun içerisinde besler gibi besler. Sen kristal kırılacaksan ne dersin? Elini uzatırsın. Elini uzattığında elin öbür tarafa geçer. Ama o haydır, diridir. O yaşıyordur. O sana senden haber verir. O sana senin dünyandan haber verir. O sana senin derdinden haber verir. O sana senin sıkıntından haber verir. Sanki seninle yaşıyormuş gibi. Sanki seninle nefes alıyormuş gibi. Sanki sen olmuşsun gibi, o senmişsin gibi. Senin giriftlerini önüne koyar. Senin çıkmaz sokakların önüne koyar. Senin çıkar sokakların önüne koyar. Senin hayalini alamayacağın, kafanı alamayacağın, gönlünü alamayacağın sırlar anlatır sana. Ve sen bilirsin, Allah'ın öyle kulları vardır. Ve inanırsın. Ve dersin ki, Rezzak-ı Kerim olan Allah, lütfi ilahiye sahip olan Allah, her şeyi kudretinde tutan Allah, her şeyi kuvvetinde tutan Allah, her yerde, her perdede, her makamda, her mevkide, ayrı hayat standartlarını koruyan, koyan Allah ve sayısız hayat standartlarını yaşatan Allah. O zaman bilirsin ki senin bu dünyada yapacak olduğun bir tek bir şey varmış. Dersin ki eyvah, aldanmışım bunca senedir. Eyvah, aldanmışım mecaza, aldanmışım gördüklerime, aldanmışım baktıklarıma, aldanmışım ümitsizliğime, aldanmışım karanlığıma, aldanmışım hicranıma, hüsranıma, aldanmışım cennete, cehenneme, aldanmışım. Oysa hepsini geçip ona doğru koşmak varmış dersin. İşte bütün bunları yaratan Allah'tır. Seviyesi düşük olanları cehennemle korkutur. Seviyesi bir üstün olanlara da cehennemle, cennetle müjdeler. O yüzden bu açıdan bakılırsa bir ikilem gibidir bu. Bu açıdan bakılırsa dünyevi zevkler zevkmiş gibi görünür kendisine insanın. Oysa Hazreti Mevlana'nın Mesnevisinde dediği gibi, ey ahmak der, sen bir içki içersen başın ağrır,
seni hodul eder, senin aklını alır senin. Ama der, bizim şarabımızdan içersen hiç ayılmazsın. Hiç ayılmazsın. Bu da Mansur şarabıdır. Manevi zevkleri tatmayanlara dünya zevkleri üstün gelir. Mana alemine dalmayanlara madde tatlı gelir. Mansur şarabından gönlüne bir damla damlamayanlara üzüm şarabı tatlı gelir. Ama gönlüne manevi alemden bir damla Mansur şarabı aksa, vallahi de billahi de tillahi de cennetteki şaraba dahi bakmaz o kimse. Bakmaz. Bunu da cennet şarabını içirdiklerinde kıyaslar. Cennet şarabı içilir mi? El cevap içilir. Siz dünyadayken cennet bahçelerine dolaşınız. Ya Resulallah, cennet bahçesi var mı? Evet. Neresi? Allah'ı zikir meclisleri. Siz oraya uğradığınızda cennet nimetiyle nimetlendiniz. Ya Resulallah, orada cennet nimeti var mı? Niham, evet. Nedir ya Resulallah? Sizin orada zikretmekliğiniz. Bu en alt seviyesidir. Bir kimsenin zikrullah meclisinde zikretmekliği cennet nimetinin en alt seviyesidir. O kimse zikrullah'ta cennet nimeti yedirilir. Zikrullah'ta cennet şarabı içirilir. Cennet şarabı. İçer o kimse. O tadı alır. O lezzeti alır. Alır. Zikrullah eden kimseye cennet gösterilir. O cenneti görür. Cennetin içinde zikrullah ettirirler ona. Cennetin içinde ettirirler. Cenneti görür ve yaşar cennetin içinde. Ve cennetin içerisinde Hazreti Muhammed Mustafa ile bile, sallallahu aleyhi ve sellemle bile zikrettirilir ona. O onunla bile zikreder cennette. Onunla el ele, onunla kol kola, onunla diz dize, onunla göz göze. Allah'ı zikreder o. O nurun içine girer. Nurun nuru olur o. Renkten renge girer. Renkten renge girer. Renkten renge girer. Bütün nurun renklerini taşır üzerinde. Ve karşısında Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Elleri onun elinde, gözleri onun gözünde. Dünya için bundan daha büyük bir mutluluk yoktur. Sizi dünyanın size vermiş olduğu acıdan, sıkıntıdan, dertten, gamdan, kasavetten, dünyanın size vermiş olduğu ağırlıktan çıkaracak olan, selamete erdirecek olan budur. Özlersiniz, beklersiniz, istersiniz. Dünyaya gözünüz görmez, çıkmak istersiniz. Durmak istemezsiniz. Bu cennet nimetidir. Dersiniz ki, burada nefesim gitse, burada nefesim bitse, eli elimdeyken, gözü gözümdeyken, el eleyken, diz dizeyken, şimdi bitse dersiniz. Bunu belki de defalarca istersiniz. Ama bitmez. Ama daha ilerisi vardır. Ama daha hakikati vardır. Daha tatlısı vardır. Daha lezzetlisi vardır. Daha üstünü vardır. Daha yükseği vardır. Onunla gidilecek yol vardır. Onunla gidilecek nefes vardır. Onunla tadılacak tat vardır. Siz daha da ilerisini istersiniz. Ve bakarsınız ki ne ikileminiz kalır, ne cennetiniz kalır, ne cehenneminiz kalır, ne de zevk kalır, ne tat kalır. Dünya zevklerinin hiçbirisinin zevk olmadığını, dünya tatlarının hiçbirisinin tat olmadığını, dünya hayatının bir aldatmaca olduğunu, asıl dünyanın asıl yaşanması gereken yerin burası olmadığını anlarsınız. O zaman burada hiçbir şey sizin tadınıza tat koymayacaktır. Yalnızlaşırsınız. Kendi kendinize dünyayı kendinizden görmezsiniz. Kendi kendinize dünya size yabancıdır. Baktığınız yabancıdır. Nefes aldığınız yabancıdır. Dokunduğunuz yabancıdır. Sizdendir ama sizden değildir. Sen kendimden dediğin anda kendinden olmadığını görürsün. Yürürsün, yürünecek yol vardır daha çünkü.
O yüzden o yolda yürüyenlerin ikilemleri kalmaz hiç. Ve geriye dönüp bakacakları, geriye dönüp kendince bir ah edecekleri bir şey yoktur. Onun ahları onların hep önündedir. Onun ahı da öndedir, onun hasreti de öndedir. O artık ne o ahtan kendini alabilir, ne de kendini o hasretten alabilir. O yüzden dünyayla bağı kalmadığından, kalmayacağından onun hiçbir ikilemi kalmaz. O yüzden bakar ki ne kendisinin yaratılması kendine aitmiş, en sonunda bakar ki ne de yürüdüğü yol kendine aitmiş. Sadece dilinde şu kalır, beni o inam etti, ihsan etti. Salihler zümresinden eyle. Amin. Fatiha nasıl?